İnsanın ilk çıktığı yer neresidir? Bilim insanları, insanlara dair olan ilk kayıtları Afrika kıtasına kadar dayandırmaktadır. Afrika kıtasında ortaya çıkan bizler, yırtıcılardan kaçmak, uygun iklim koşullarını bulabilmek ve tabii ki de besinlerin bol olduğu verimli toprakları bulabilmek için bin yıllarca avcı ve toplayıcı olarak yaşamımızı sürdürdük. Bu yüzden de avcılık ve toplayıcılık insanlık tarihinin büyük bir bölümünü oluşturmaktadır. Bu süreç içerisinde insanlığın gelişimi oldukça kısıtlıydı. Dar gelişmişliğimiz ve sürekli olarak karnımızı doyurma düşüncemiz bizi başka şeylere odaklanmaktan alıkoyuyordu. Ancak geçen zaman ile birlikte gıdım gıdım ilerleyen insanlık için öyle bir şey geliyordu ki bir anda büyük bir devrime yol açacak ve insanlığı bambaşka bir seviyeye çıkartacaktı. Tarım. Bugün sizlerle tarım ve tarım ile gelen büyük devrimden bahsedeceğiz. Avcı ve toplayıcı dönemleri düşündüğümüz zaman insanları kurt sürülerine benzetebiliriz. Sürekli olarak küçük ancak yırtıcı sürüler halinde dolaşmak, av peşinde koşmak, diğer yırtıcılarla mücadele etmek ve en önemlisi ise kendi içinde mücadele etmek. Avın bol olduğu zamanlarda sürü büyür ve gelişirdi. Ancak kıtlık dönemlerinde sürü birbirini yerdi. Ve belki de doğan her 5 çocuktan 4'ü doğanın zalim yüzünü görmek zorunda kalırdı. Maalesef ki yiyecek dediğimiz şey cebimizde büyütebileceğimiz bir şey değildir. Aynı şekilde o dönemlerde AVM'ler de olmadığı için yiyecekleri bulmak ve onları toplamak oldukça zahmetli bir iş haline geliyordu. Tarihte ilk defa tarımın nasıl başladığını gözlerimin önüne getirmeye çalıştığım zaman kafamda şöyle bir şey canlanıyor. Yere düşmüş ve düştüğü yerde çürümeye başlamış meyvelerin arasından taze olanları seçmeye çalışan insan aynı bölgeden bir kış sonra tekrar geçer. Ve bu defa geçtiğinde farklı bir şeylerin olduğunu görür. Son seferde gördüğü çürümüş meyvelerin yerine orada yeşillenmiş bitkiler vardı. Bu bir tesadüf müdür? Hatırı sayılır kadar yaşamış olan bir insan belki de bu kış döngüleri içerisinde birkaç defa aynı durumla karşılaşmıştır. İnsan içinde tutamadığı merakına yenik düşer ve bu döngülerden bir tanesini de kendisi denemek ister. Kendisi için hayati derecede önemli olan tohumlarından bir tanesini toprağa eker ve olacakları izlemek için bir kış boyunca bekler. Elde edeceği sonuç her şeyi değiştirecektir. İnsanlığın tarımı icat etmesiyle birlikte aynı zamanda ait olduğu yer yani yuva kavramını da icat etmiştir. Tarım ile birlikte insan bulunduğu bölgelere tıpkı ağaçların toprağa kök salması gibi kök salmaya başlamıştı. İşte artık her şey belliydi. Artık yemek yemek için günlerce, kilometrelerce yol kat etmeyecekti. Sürekli olarak bilinmeyen topraklarda farklı tehlikelerle mücadele etmeyecekti. Barınağını ekin ektiği arazinin hemen yanına yapacak ve bu bölgeyi koruma altına alacaktı. Ve tabii ki de bunu tek başına yapmayacaktı. Böylelikle tarım ile birlikte ilk yerleşik toplumlar da ortaya çıkmaya başlamıştı. Tarımın getirdiği bir avantajdı bu. Artık erzak kısıtlı değildi. Tam aksine iş gücüne ve depolamaya göre erzaklar arttırılabilirdi. Ve tabii ki bu da hızlı bir nüfus artışına sebep oldu. Eğer ki göçebeleri kurtlara benzettiysek aynı şekilde yerleşikleri de kurtların evcilleştirilerek dönüşmüş olduğu köpeklere benzetebiliriz. Göçebe olanlar her ne kadar daha mücadeleci, daha agresif, savaşçı ve güçlü olsalar da sayıları onlar, yüzler, en fazla binlerle sınırlıydı. Doğada düzenli olarak erzak bulmak mümkün değildi. Bundan kaynaklı olarak da göçebelerin içerisinde sürekli olarak dinamikler değişiklik gösteriyordu. Ya kendi içlerinde mücadele ediyorlar ya da bölünerek farklı coğrafyalara doğru gidiyorlardı. Öte yandan yerleşikler için durum artık biraz daha oturmuştu. Ortak bir düzen içerisinde ve daha organize bir şekilde yaşamaya başlayan yerleşikler daha az vahşi ve savaşçıydılar. Buna rağmen çok daha kalabalıktılar.
10 kişilik bir kurt sürüsü belki de çok tehlikeli olabilir. Ancak karşılığına dikilecek olan 50 kişilik bir köpek sürüsü sadece gövde gösterisiyle bile oldukça ürkütücü bir imaj çizebilir. Bu da iki tarafın karşı karşıya geldiği zamanlarda yerleşik olanların göçebelere karşı bir üstünlük sağlamasına sebep olmuştu. Tarımın artmasıyla birlikte nüfus da artmış ve nüfusun artmasıyla birlikte yeni iş kolları ortaya çıkmaya başlamıştı. Artık herkesin tarımla uğraşmasına gerek yoktu. Günden güne dışarıdan gelen tehlikeler artıyordu ve dışarıdan gelen tehlikelerle birlikte nüfus da artıyordu. Bu artı nüfus ile birlikte güvenlik için duvarların yapılmasına ve aynı şekilde dış dünyadan gelen tehditlerin bertaraf edilmesi için orduların oluşturulmasına sebebiyet vermişti. Ancak nüfusun artmasıyla birlikte düzen de gitgide bozuluyordu. Bu yüzden düzenin de bir şekilde istikrarlı ilerleyebilmesi için muhafızların ortaya çıkması gerekliydi. Toplumların artık daha fazla kıyafete, ayakkabıya, ete ve eve ihtiyacı vardı. Sayıların giderek artmasıyla birlikte matematiğe de ihtiyaç doğuyordu. Bir süre sonra birisinin fazlası bir başkasının ihtiyacına dönüşecekti ve bununla birlikte ticaret şekillenmeye başlayacaktı. Küçük bir tohumun toprağın üzerinde filizlenmesiyle birlikte neler oldu neler. İnsanlığın büyük bir sorununu çözen bu icat aynı zamanda çözümle birlikte farklı ve daha zor sorunların da kapılarını ardına kadar açmıştı. Toplumların gelişmesi ve gelişmeye devam edebilmesi için nüfuslarını sürekli olarak arttırmaya ihtiyacı vardı. Çünkü gelişim ve üretebilmek için bu gelişimi ve üretimi destekleyecek olan insanlara ihtiyaç vardı. Ancak aynı zamanda işçilerin de işlerini yapmaya devam etmesi gerekiyordu. Bir insanı bir işi yapmaya nasıl sorumlu tutarsın veya onu nasıl zorlarsın? Elbette ki onun haklarını elinden alarak. İşte böylelikle kölelik doğacaktı. Hakları kısıtlanan ve sürekli olarak çalışmaya tutulan bu insanlar ya çok az şey alıyordu ya da hiçbir şey alamıyorlardı. Köleliğin oluşması aynı zamanda sınıfların da oluşmasına sebebiyet veriyordu. Ve bu durum buzun üzerindeki çatlak gibi ilerlemeye devam edecekti. Hiyerarşi, tarım ile birlikte doğacak olan artı değerin dağıtılmasında farklı bir yola gidecekti. Örneğin, asayişi sağlayan ve askeri gücü oluşturan sınıf bu alanda uzmanlaşacaktı ve aynı şekilde öldürme konusunda meşru hakka da sahip olacaktı. Yani askeri sınıf yeri geldiği zaman dış tehditlere karşı şehri savunacak ve yeri geldiği zaman halka karşı kralını savunacaktı. Ve bunun için de kan dökmekten çekinmeyecekti. Ellerinde silah tutan bu sınıf elbette ki paydan halkın aldığından daha fazla alacaktı. Aynı şekilde halk bu konu üzerinde pek itiraz da etmeyecekti. Çünkü zaten silahları teslim etmişlerdi. Bundan sonraki süreçte itaatkar olmaları demek, hayatta kalmaları demek olacaktı. Yönetici olan sınıf en imtiyazlı sınıf olacaktı. Artı değerin aslan payını alacak ve aynı şekilde toplumu toplum olarak bir arada tutacak ve hiyerarşi arasındaki adaleti sağlayacaktı. Adalet için başa getirilen ancak küçük bir azınlık haricinde hiçbir adaleti ve düzeni önemsemeyen liderler. Asayiş ve korunma için oluşturulan ancak daha sonrasında bir başkasının malına saldırmak için hareket eden askerler. Karın doyurabilmek için çalışan ancak sürekli olarak açlık ve sefalet içerisinde kalan halk. Dünya tuhaf. Tarımın kendisiyle çok kısa zamanda çok ve oldukça büyük yollar kat ettik. Ancak maalesef ki içimizdeki o ilkelliği henüz yenemedik. En büyük korkumuz kıtlık ve zenginliğe sahip olanların her an bu zenginlikten mahrum kalabilme korkusu. Günümüz dünyasında bile insanoğlu halen daha bu üç büyük sorunun pençesinde mücadele ediyor. Nüfusumuz artmaya devam ediyor ve buna karşılık adaletsizliğimiz, açgözlülüğümüz ve hoşgörüsüzlüğümüz de giderek büyüyor. İnsanlık olarak fiziken ilkelliğimizi geride bıraktık. Ancak zihnimizin ardında bizlere fısıldayan o ilkel dürtüleri henüz susturamadık. Sizce de insanlık olarak zihnimizin ardındaki ilkel dürtülerin fısıltılarını susturmak ve büyük zihinsel devrimi başlatmanın zamanı gelmedi mi?
Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Şimdilik bu kadar. Hoşça kalın.